Merhaba dostlar, Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir sürpriz yaptık. Karşınızda Mondial'in en çok satan modellerinden biri olan Turismo 50 ile çıktım. Video başlamadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Bizlere destek olmak için katıl butonuna basarsanız çok sevinirim dostlar. Evet, Turismo 50'yi detaylı bir şekilde size tanıtacağım ama bu Turismo 50 biraz farklı. 50 diyorum ama başlıktan da anlayacağınız gibi 80cc'ye çıkartılmış, birkaç ayar yapılmış, birkaç farklı mekaniğinde biraz oynanmış 80cc bir Turismo 50 duruyor karşınızda. Bunu sürüş yaparken size anlatacağım neler değiştiğini. Şimdi Turismo 50'yi tanımayanlar için kısaca etrafını dönüp teknik bilgilerinden bahsedeyim. Sonra kaskımızı takalım, yola çıkalım, bakalım ne kadar hıza çıkabiliyor, kalkışı nasıl. Bunları da size sürüş esnasında anlatacağım. Şimdi hemen hızlıca teknik bilgilerinden bahsedeyim size dostlar. Mondial Turismo 50cc enjeksiyonlu motor. Şöyle hemen hızlıca tanıtımını yapayım ben size. 50cc yani 49cc yazar ruhsatında 50cc bir motor araba ehliyetiyle sürebiliyorsunuz. 3.1 Nm tork üretebiliyor. Tabi motorla oynanmış bir motor bu. Gücü artırılmış motor. Bununla eski 50cc'lik performansından size bahsediyorum. Hemen şöyle geleyim. Önde disk frenimiz var. Arkası normal bildiğiniz kampana sistemi. Bir fren sistemi var. Şöyle etrafında dönelim. Hava soğutmalı bir motor. Şöyle göstereyim size yakından. Granajları plastik bir granaja sahip. Arkadaş buraya koltuk kılıfı koymuş. Şuraya da paspas yaptırmış. Güzel olmuş. Ayak çalıştırması var. Olur ki akünüz biterse ayak çalıştırması var. Hemen şöyle önden de göstereyim ben size. Kontağı buraya yerleştirmiş. Poşet askılığımız var. Çok güzel bir ayrıntı. Selesi gayet güzel. İki kişi rahatlıkla binebilirsiniz. Geniş bir selesi var. Kontağı açtığımızda dijital bir ekran bizi karşılıyor. Şöyle bir selamlama yapıyor. Hızımız var. Kilometremizi gösteriyor. Yakıt göstergemiz var. Saatimiz var. Trip metremiz var. Her şey burada mevcut. Burada zaten standart elektrik devresini kesip açmamız var. Kesicimiz var. Marşımız buraya yerleştirilmiş. Sağ sol sinyaller burada. Kornamız var. Uzun kısa farımız var. Sinyalleri göstereyim. Aynalar yuvarlak yapılmış. Güzel bir görüntü katmış motora. Şöyle önden de çekeyim ben size. Farımız, sinyallerimiz çok güzel bir şekilde konumlandırmış. LED bir farımız var. Hemen şöyle dönelim. Bu aynalara falan birazdan yolda giderken bahsederim sizlere. Arka stopumuz burada. LED, iki tane sinyal sağ sol yerleştirilmiş. Güzel olmuş. Güzel bir ayrıntı. Buraya bir çanta koyabilirsiniz. Demiri konmuş. Güzel. Sadece bir yaslanmalık CC bar yapmamışlar. Mondial 50 ZNU'da vardı. Yağ şeyiniz, kontrol çubuğunuz burada. Sadece bana biraz şu an granajları çok ses yapıyor. Çok çünkü plastik biraz ses yapıyor. Onlar geldi. Elcikleri falan güzel, hissiyatı güzel. Öyle 50 ZNO diyorum pardon. Hep aklım 50 ZNO'da. Turismo 50cc'miz böyle. Şimdi ben size bu motorla ilgili asıl anlatmak istediğim 80cc'ye çıkarmak olduğu için böyle detaylarına çok inmiyorum. Zaten videolar vardır. Şimdi biz yola çıkalım. 80cc'de nasıl bir performans gösteriyor onu görelim dostlar. Açtıralım. Kontağı açtık. Ekran bizi selamlıyor. Şurada motor ışığımız var. Burada düğmemiz var. Trip metreleri çalıştırıyor. Aynı standart. Arka freni sıktık. Marşa basıyoruz. Motor güzel bir şekilde çalışıyor. İlk başta şöyle bir kalkışına bir bakalım. Nasıl bir kafa atıyor mu? Yani 80cc'ye çıktı. Ben 50cc'ni kullandığım için motorun bakalım nasıl gidiyor. Evet. Güzel bir hissiyat var. Tabi 200cc'den inince bu biraz garip geldi kalkış ama 50cc motor için gayet güzel. Pardon 80cc bu. Şimdi yola çıkalım. Hadi bismillah. Ben bu motorun daha önce 50cc'sini sürdüğüm için şu an hani 50 ile 80 arasındaki farkı anlayabiliyorum. Aynaların konumlandırması da güzel. Gayet iyi gösteriyor. Hatta benim şu an şeyden daha iyi gösteriyor. RS200'ümden daha iyi gösteriyor. Şimdi yolumuza çıktık. Ses olarak aşırı bir ses yok. Şimdi ilk başta motorun sahibi arkadaş neler yapmış ondan size bahsedeyim. Motorun sahibinde bu arada Samsun 19 Mayıs ilçesinde sigorta acentesi var. Arabalarınıza, motorlarınıza sigorta yaptıracağınız zaman açıklamalar kısmına sigorta acentesinin ismini koyarım, telefon numarasını koyarım. İletişim kurup ona da destek olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle yola çıkalım. Motora neler yapılmış, performansı nasıl? Hep beraber yorumlayalım dostlar. Motoru ilk aldıklarında 50cc tabii ki performansı çok hoşuna gitmemiş arkadaşın.
Standart götürüp hemen 80 cc'ye çıkartmışlar. Aylar önce yapılan bir işlemden bahsediyorum. 1400 lira gibi bir maliyeti olmuş. 1400 lira gibi verdikten sonra motorda tabii ki bu 80 cc'ye çıktıktan sonra böyle değişik bir sesler oluyor. Bizim bir arkadaşın da başına geldi, böyle garip garip sesler geliyor motordan. Bir uğuldama, bağırma, garip bir çalışma olmuş. Daha sonra kayış ve bagaları değiştirme fikrine ulaşmışlar. Bu fikir onlara mantıklı gelince bagaları değiştirme kararı vermişler. Performans bagası takıyorlar. Bunda şu an performans bagaları, yani orijinal bagalarından değiştirilip performans bagaları takılmış. Ve bando kayış takılmış motorda. Şu an bu motorda baya baya bildiğiniz mekanik aksam, yani işleyen motor aksamının çoğu değiştirilmiş. Zaten 80cc'ye çıkılmak için sibop kapağı falan, piston hep değiştirildiği için baya baya bir değiştirilmiş. Bunda da bagalar değiştirilmiş. Performans bagası, bando kayış takılmış. Daha sonra bundaki şu an o ses kesilmiş. Ya ben şu an o sesi bilmediğim için, ama şu an motor sesli çalışmıyor. Çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Güzel, hızlanması iyi. 50 cc'ye nazaran konuşuyorum ben. Daha önce 50 cc'sini sürdüğüm için hızlanması gayet iyi. Şurada düz bir yerde top speed yapabilirsek top speed de yapalım. Ondan sonra bakalım motorumuz nasıl performans gösteriyor. Siz de ona göre kendinizce yorum yaparsınız. Ben şimdi şurada bir top speed yapmaya çalışacağım. Şuradan başlayalım şimdi bakalım. Şu an 54-55'leri gördü motor. Biraz da şu an burası biraz hafif meyilli. 63'ü gördü. 65'i gördü. 67'yi gördü. 68-69-70'i görüyor. Evet, 70'i görüyor motorumuz. Fazla zorlamayalım. Emanet motor sonuçta. Çok rahat 70'i görebiliyorsunuz. Hafif bakın, burası da şey, öyle bayır mayır değil. Yani bayır aşağı inmiyorum dostlar. Düz bir yolda 70'i çok rahat görüyor. Demek ki 80 cc'ye çıkarmak bu motorda işe yaramış. Öyle 80 cc 70 km hıza çıkınca da çok gayet güzel. Demek ki ne yapıyoruz? İlk başta 80 cc'ye çıkartıp bagaları değil, performans bagası takınca, bando kayış takınca performansı gayet iyi oluyor. Bir de bakalım şimdi, benim en çok tedirgin olduğum şey bu hızlarda giderken motor durabilecek mi? Şu an mesela 50 ile gidiyorum, durmaya çalışacağım. 70-60'lara çıksın, bir dakika. 60'a çıktı. Bakın şimdi dururken zorlanabiliyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani tabii ki motorlar bu hızı yapar ama nasıl duracaklar? ABS fren sistemi yok. Hiçbir fren sistemi, normal bildiğiniz kara düzen fren sistemi var. Tamam, bu motorlar güzel. Biliyorsunuz zaten araba ehliyetiyle sürebilirsiniz. Kask sigortanız da yok. Allah göstermesin. Lütfen dikkatli olun. Motor hız yapabilir, kalkıp gidebilir ama bunun bir de durması var, kazası var. Allah göstermesin. Ben performansını beğendim 80 cc olarak. Tavsiye eder misiniz derseniz, ben videolarımda biliyorsunuz orijinalciyim, orijinali seviyorum. Ben o 50 cc Mondial'i kullanmıştım, değiştirmemiştim. Ama yapılır mı? Yapılır bence. Gayet güzel gidiyor. İzlenim olarak güzel. Ben buraya gelirken de sürmüştüm biraz. Performans olarak benim hoşuma gitti. Şimdi RS200'ümüzden hazır bunu yorumlamışken RS200'den de biraz bahsedelim. RS200'ün de ilk rodaj bakımını yaptıracağız. Daha sonra 530-540 km tek seferde Hopa'ya gideceğiz. O videolar da gelecek. Aklınıza takılan başka sorular varsa, bu motorla da ilgili olabilir, başka motorlarla da ilgili de olabilir, ustamıza sorarız. Bilmediğimiz şeyleri yorumlarız. Yani ustamıza sorduktan sonra lütfen yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Videomuzun burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Katıl butonuna basarsanız, destek olursanız mutlu oluruz dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.